Esselamu aleyküm. Kur'an'ın bütünlüğü üzerine, Kur'an-ı Kerim'de yasak edilen şeylere baktığımız zaman, yani faiz olsun, zina olsun, katil olsun, içki olsun, haram olan şeylerin, işte hınzır etinin hakeza yenilmesi durumu olsun, haram ve yasak olan şeylere birer ölçü getirilmiş, ancak bunlar bir standart içerisinde peş peşe sıralanmamış. Farklı ayetlerde, farklı yerlerde. O halde bunların genel olarak neler olduğunu bilebilmek için Kur'an'ın bütününe bakmak lazım. Haram edilen şeyler veya helal edilmiş olan şeyler neler helaldir, neler haramdır. Zaten onun için bakıyoruz ki mesela yazılan bazı kitaplarda haramlar, Kur'an'da haramlar veya bazı kitaplar Kur'an'da helaller. İşte onun için daha önceleri de dile getirdim. Diyanet'in yeni çıkartmış olduğu 5 ciltlik konularına göre Kur'an-ı Kerim kitabı bir derece burada kelime kelime yasak olan şeyler veya Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime aynen Mucemül Müferres'te geçtiği gibi. Bu Mucemül Müferres'te herhangi bir kelimeyi alıyorsunuz. Bir Allah kelimesi Kur'an'da nereden kadar geçiyor? Hakeza bir riba kelimesi ne kadar geçiyor? Yani onun için bu mananın bilinmesi lazım. Burada yeri gelmişken aklıma geldi bir nokta yıllar öncesinde. Önemli değil kendisi de Çamur Gazetesi'nin birisi. Onun da baş yazarı, böyle yıllarca yazan birisi. Bu baktım ki bir yazı kaleme almış. Kaleme almış, hatta onu kestim, ben de muhafaza ediyorum. İşte faiz yiyenler kurtuldu. Kur'an'da faiz yiyenlerin kurtulduğuna dair bir ayet almış ve onunla ilgili bir makale yazmış. Böyle büyük büyük başlı birisi, Çamur Gazetesi'nin birisi. Allah Allah, sonra baktım, ayeti dayandırdığı nokta şu: ve ulaike humul faizun. Oysa Kur'an-ı Kerim'de faiz faiz olarak geçmez. Riba olarak geçer. Ve halallahu'l bey'a ve harramer riba şeklinde Allah alışverişi helal kıldı, faizi haram kıldı. Kur'an-ı Kerim'de faiz riba olarak geçer. Yani bu tabiye artık dinin dışındaki cehaletini göstermiş oluyor da o kişi, yani Kur'an-ı Kerim'de faiz faiz olarak geçmez. Orada Cenab-ı Hak mesela Bakara suresinin ilk 5 ayetinde müminlerin sıfatını belirtirken ve ulaike humul faizun veya ve ulaike humul muflihun gibi, böylece felah ile feyzü necat ile Kur'an-ı Kerim onu ifade etmiş olmaktadır. Mesela genel olarak Kur'an'ın yasak ettiği şeylere ki farklı farklı yerlerde, bazen bir sure mesela Abese suresi, Abese ve tevella en cehul ama ve ma yudrike leallehu yezzekka diye Efendimizin mesela oradaki durumu, Abdullah bin Ümmü Mektum'a karşı bir olay mesela uzunca, Efendimiz Mekke'nin ileri gelen müşriklerini İslam'a davet ediyor. Önemli bir durum. Onlardan birisinin İslamiyet'e girmesi neredeyse belki Mekke'nin aynen Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla birlikte büyük çapta girişin olduğu gibi. Ama o sırada Abdullah İbni Mektum, mübarek ama malum, devamlı gelirmiş arada bir. Ya Resulallah, Rabbin sana bir şey bildirdi mi, bana da bildir. Belki onu öğrenirsem tezkiye olunurum, arınırım, bir şeyler öğrenirim. İyi niyetle tabii. Yine böyle gelince Efendimiz o Mekke'nin ileri gelen müşrikleriyle konuşuyor. Ama durumdan haberdar değil. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Bir, iki, üç. Efendimiz o an insan hali ya. Bir anda yüzünü tabiri caizse eşkitiyor. Hoşnutsuzluğunu dile getirmiş oluyor. Bunu yapan sen misin? Hemen anında abese ve tebella. Ayet-i Kerime inmiş oluyor. Yani burada böylece adeta sırtını dönmeme. Bazı konularda, yani bir insan tebliğdeki durumlarda da. Çünkü birisi ihtiyaç hissediyor. Abdullah İbni Mektum, öbürleri ihtiyaç hissetmiyor. Umurlarında değil yani. İman etseler ne olur, etmeseler ne olur. Pek alakadar değil. Burada ihtiyaç sahiplerine, orada arzu edenlere, arınan kimselere, umulur ki belki de o daha çok istifade edecekti. Tezkiye edip arınacak, faydalanacak, yerine getirecekti. Ki burada Cenab-ı Hak böylece herhangi bir durumda, davette bir kimseye karşı sırtını dönmeme gerektiğini böylece bununla imalı açıkça bu şekilde de ifade etmiş oluyor, uyarılıyor diğer bir ifadeyle. Diğer taraftan bakıyoruz ki En'am suresinin 52. ayet-i kerimesinde müşriklerin yanına geliyor ki bu ayet-i kerimede, tefsirde de bunu geniş detaylı ele aldıydım. Kendisini dinleyecekler, yanına gelecekler ama bir şartla.
Nasıl olur ya? Bilal gibi birisiyle nasıl yan yana aynı vitrinde poz verir? Ay ne kadar çirkin bir şey. Ondan dolayı Efendimiz'e geliyorlar. Sen şu önce yanındaki fakirleri bir kov. O şartla biz senin yanına geleceğiz. Seni dinleyeceğiz. Ama şu fakir garip kuraba, fakir fukarayı şöyle bir yanından bir kov at. Kapacak bir şey. Hemen ayet-i kerime dediğim gibi En'am suresinin 32, 52. ayet-i kerimesi bu manada bir uyarı ile hatırlatma yapıyor. Onların bu çirkin durumlarının tutarsız olduğunu ki Efendimiz de tabii ya kesinlikle burada daveti umumidir çünkü. Zenginlere sadece kudemaya değil yani. Böylece tam tersine fakir Müslümanlardan gözünü bile çevirmemesi gerektiğini bu sefer Kehf suresinin 28. ayeti emrediyor. Kesinlikle. Niye? Çünkü onlar bu konuda ihtiyacını hissediyor. İhtiyaç talep ediyor, arzu ediyor, istiyor. İsteyerek gelmiş ve şartsız gelmiş. Yine bir konu hususunda mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç farklı yerde böylece farklı şekillerde de uyarılmış oluyor saydığım üç ayet-i kerimede de. Yani onun içindir ki Kur'an-ı Kerim'e bir bütünlük içerisinde bu manada bakılması gerekir. Yine buna benzer bir durum olaraktan Müslümanların müşriklerin mallarına göz dikmemesi gerektiği hususunda da bir derece bu durum hatırlatılmış oluyor. Yani onların tabii şaşalı yaşantıları, hayatları ile kendilerinin arasındaki fark gibi. Yine Allah Müslümanların, müşriklerin huzur, rahat, ferah içerisinde, bolluk içerisinde olmalarına imrenmemeleri gerektiğiyle ilgili olarak da yine bakıyorsunuz ki hemen Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayet. Hicr suresinin 58, Taha suresinin 131. Kasas 76-82, Zuhruf 33-35, Ali İmran 196, Tevbe suresi 55. ayet-i kerimelerde uyarılmış olduğunu bu manada görmüş oluyoruz. Yani bir yandan uyarılıyor, bir yandan hatırlaraktan bir bütünlük içerisinde neler yasaklanmış, neler yasaklanmamış bu manada bunu biz Kur'an-ı Kerim'in o bütünlüğü içerisinde öğrenmiş oluyoruz. Evet, bunun gibi ayrı bir pencere açacak olursak mesela gerek mezhep imamlarının, müçtehitlerin, İslami konuda taharri eden, araştıran insanların kendilerine delil olarak almış olduğu sahabiler veya farklı şekilde o sahabilerin bize yapmış oldukları rivayetler. Bütün bunlar çerçevesinde işte bir bütün olarak ele alınması gerektiği içindir ki mesela farklı olaraktan gelmiş olan kıraatlar doğrudan doğruya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan işitilmiş olup sahih ve doğru. Ondan gelmiştir, ondan işitilmiştir ki senetleriyle ki kimi ahadidir, kimi mütevatirdir. Farklı şekillerde mürsel olarak gibi gelmiş olmaktadır. Şimdi burada bir ciddiyet var. Yani bir insan kalkıp da ki bu zamanımızın hastalığı olduğu için özellikle nazara veriyorum. Ya işte onunla ilgili ben tespitler.com'da da ayrıyeten yazdım. Yani her önüne geleni işte bu hadis sahih değildir, zayıftır. Ondan sonra bu hadis, hatta bu hadisi muhaddis, daha önce de bunu ifade ettim, muhaddis değil de bunu fakih rivayet etmiş, fakih olan. Oysa fakih olanın bir kere bir şey rivayet etmesi için hadisten de haberdar olması lazım gibi buna benzer tezatlar ister istemez oluyor. Ben bu konuları hadisteki terimler ve anlamları diyerekten mehmetozçelik.com tespitler.com'da bunu orada geniş olarak ele aldım. Onun için orada mütevatir konusunu da işledim. Mesela mütevatir genel olaraktan yalanlanması mümkün olmayan birçok sahabi tarafından ittifakla rivayet edilen hadisler. Mesela genelde ona şu hadis delil getirilir. Men kezebe aleyhi müteammiden felyetebevve makadehu minen nar. Kim bana yalan isnatta bulunup iftira ederse, Arapçada Kur'an'da da geçer, kezebe ifadesi ala ile zikredilirse iftira manasına. Hatta ayet-i kerimede ve men iftera alellahi kediba. Orada mesela hem iftira, iftira kelimesi hem de kezip kelimesi beraber de bazı yerlerde zikrediliyor. Ama kezebe ala ile ifade edildiği zaman iftira ederse. Yani ben söylemediğim halde kim bana yalan iftirada bulunursa cehennemdeki yerine hazırlasın. Dehşet. Ben de acizane buna şöyle bir yorum getirdim. Bir yorum getirdim. Nasıl ki var olan bir hadisi inkar eden insan, hadis değildir diyen bir insan cehennemdeki yerini hazırlaması gerekir ise, aynı şekilde bir hadis ki
hadis olduğu halde bu hadis değildir diyen insan da cehennemdeki yerini hazırlasın. Sadece söylemediği halde söyledi diyen cehennemdeki yerini hazırlaması gerektiği gibi söylediği halde söylemedi diyen insan da cehennemdeki yerini hazırlasın. İşte onun için baktığımda, araştırdığımda mütevatir hadis genel olaraktan ittifakla İslam alimleri o konuda onunla amel etmenin farz olduğunu, hatta daha ötesi, yani yapmayan hadi farzı terk etti bir günah. Ama daha, ondan daha dehşetlisi inkarı durumunda Allah korusun kafir olur. Küfre gider yani. Mütevatir olan bir hadisin inkarı kişiyi küfre kadar götürür. Onun terki bir farzın terki kadar bu manada ehemmiyetlidir. İşte bu konuda Allah razı olsun Bediüzzaman Hazretleri bu hassas ve ince noktaya dikkat çekerekler şöyle bir uyarıda bulunuyor. Sünnetin ehemmiyeti ve önemi konusunda. Diyor ki, sünnete ittiba etmeyen, yani uymayan, tembellik eder ise, niye uymadın? Ya işte, yorgunluk, şöyle böyle. Tembellik etmiş ise, hasarete asime. Burada büyük bir zarar. O insan bununla büyük bir zarara düçar olmuş oluyor. Ama tembellikten değil de, Allah korusun bir üst durum olan, ya canım, kadar ehemmiyetli değil, yani önemli değil. Bundan dolayı o sünneti ehemmiyetsiz görür ise, Allah'a. O zaman da cinayet-i azime. Büyük bir cinayet etmiş olur. Birincisinde hasaret-i azime. Büyük bir kayıp, zarar. Farzı terk etmiş. Farzı terk etmiş. Aynı zamanda ikinci durumunda büyük bir cinayet işlemiş olur. Daha dehşetli. Ondan da mı daha dehşetlisi? Evet. Bu sefer tekzibini işmam eden ki demin onu ifade etmiştim. Mütevatir hadiste men kezebe aleyhi ile eğer yalanlanmasını gerektirecek bir koku işmam tabirinde, koku tabirinden böyle bir şey bile ortaya koysa, hissettirse, böylece yalanlamayı gerektirecek bir tenkit ise, tenkit etme ise, yok canım bu mevzudur, aklım almıyor, kafam almıyor ya, gibi kabalık ise, o zaman da dalalet-i azimedir. Büyük bir dalalet. Yani bu bile hakikaten hadisi inkar eden insanları titretmesi lazım. Yerin dibine sokup çıkartması lazım. Ya adam gibi intibaha gelecekler, toparlanacaklar, hadlerini bilecekler, hudutlarını bilecekler, terbiyelerini takılanacaklar, adaplarını bilecekler ya da yerin dibine girip çıkacaklar. Çünkü o derece hakikaten bu ifade büyük. Hasaret-i azime, cinayet-i azime, dalalet-i azime. Böyle bir sünneti hafife alma, tembellik etme, görmeme, tenkit etme, küstahlıkta bulunma böyle bir ilim adamıdır. İlim adamlığı olaraktan çalışır. Bazı sahih rivayetlerde işte bu sünnet konusunda şöyle denilmiş. Zaten ümmet onu ayırmış. Ahadi diye, mürsel diye, mütevatir diye. Zaten ümmet onu ayırmış. He, onun için ne denilmiş? Genel olarak denilmiş ki Buhari ve Müslim'de görmek aynen Kur'an'da görmek gibidir demiş. O derece kesinliği ifade etmiş. He, bazı diyelim ki Tirmizi'de bazen ahadi, yani hadis değildir manası değil. Yine bu konuyu ayrıyeten ele aldım, sistemde de var. Mesela her zayıf hadis, her mevzu hadis, hadis değildir demek değildir. Manası hadistir, lafzında belki farklı farklı rivayetlerden, sahabilerden geldiği için bir farklılık olabilir. Onun için yani burada her önüne gelenin, efendim işte benim kafam almadı, nasıl bir kafaysa, o kafayı önce kontrol etmek. Hadisi kontrol etmekten önce kafanın kontrol edilmesi lazım. Öyle olur olmaz her hadise mevzu, her hadise uydurma, zayıf, ben bunu kabul etmiyorum diyen insan, önce onun sıhhatini araştırmadan önce kendi kafasının sıhhatini araştırsın. Kafası sağlam mı değil mi, sağlamlık var mı, bozukluk var mı, yok mu, ne derece sahih? Ne derece yeterli? Zayıf mı, sefih mi, süfahadan mı, yani aklı kırık manasında? Onlardan mı? Önce bunu bir tahlil etsin, ondan sonra hadislerin tenkidine eğer başlayacaksa ondan sonra. Tenkit zaten müsbet manadaysa mesele yok. Tahlil manası, araştırma, inceleme, detayına girme konusunda. Ama ecdat bu konuda ümmet hassasiyet göstermiş. Hassasiyet göstermiş. Onun için o insan da haddini bilecek. Yahu ben mübalağa etmiyorum. Bu milleti 1000 yıldır ayakta tutan kişidir. Mübalağa etmiyorum. Bu milleti ayakta tutan iki şeydir. 1000 yıldır muzaffer kılan iki şeydir. Birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hürmet. O konuda muhabbet, sevgi. İkincisi de Kur'an'a hürmettir.
saygıdır. Yani Efendimiz'e muhabbet, Kur'an'a hürmet. Onun için Mevlana öyle der ya, men bende-i Kur'anem eger candarem, men hakirah Muhammed muhtarem. Ben Kur'an'ın bir bendesiyim, kölesiyim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağını tasıyım. Bu konuya girip de fren patlamaması mümkün değil. Onun için Ebu Bekir-i Kani öyle der. Gubar-ı payını almam cihanı ya Resulallah. Değişmem bu yine heftu asumanı ya Resulallah. Duyunca makdemi teşrifin sulbü pakinden Adem. Değişti habbeye bağı cinanı ya Resulallah. Levlâke levlâk lemâ halaktu levlâk. Ve mâ madahtu Muhammeden bir makaleti. Velakin madahtu makaleti bir Muhammedin aleyhissalâtu vesselâm. O kadar övücü ifadeler var ki bizler ifadeden onu övmekten aciz kalırız. Şairin dediği gibi demin okuduğum. Yani belki onu överken kendi sözlerimizi övmüş oluruz. Bizim övgümüz ona bir şey kazandırmazken, onu överken onu övme sözleri bize bir değer kazandırır. O zat böyledir. Onun için bütün zaten bu sıkıntılar Efendimiz'i daha iyi tanımamaktan, iyi anlamamaktan çıkmış oluyor. Onun için bu kabalığı yapan insanlar bunu düşünerek hadlerini bilsinler. Bu millet ayağını Medine'ye, Ravza-i Mutahhara'ya, Kabe'ye uzatmamış. Çok affedersiniz, tükürürken bile Mekke Medine'ye doğru tükürmemiş. Tükürmemiş. Nabi'nin de bu konuda meşhur şiiri var. Nabi'nin de. Sakın terki edepten kuyu mahbubuhdadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Medine'ye gidiyorlar. O sırada malum kabile reisi gece yatarken ayağını Ravza-i Mutahhara'ya doğru uzatıyor. Herkes uyumuş. Sadri Nabi ayakta. Hemen onun o kaba hareketini dile getirerek sakın terki edepten kuyu mahbubu hudadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Edebini takın, edebini terk etme. Burası o Allah'ın sevmiş olduğu Resulünün köyüdür. Kuyu mahbubu hudadır. Nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Allah'ın nazaret değil, Efendimiz'in makamıdır bu. Ve ondan sonra ne oluyor? Kalkıp gece vakti Medine'ye doğru gidiyor. Bütün minarelerde sadece Nabi'nin kendi kendine mırıldandığı bu sözü bütün minarelerde müezzinler okumaya başlıyor. Nabi şaşırıyor. Allah Allah. Ya bu benim şiirim. Nat'ım. Ben bunu kimseye söylememiştim. Bu nereden öğrendi? Öbürü. Ve neticede baş müezzinin minaresinin kapısında duruyor. Ve ezan da bittikten sonra adeta bunun yakasına yapışırcasına. Sen bunu nereden öğrendin? Bu benimdir, ben Nabi'yim, bu bana aittir. Bunu siz nereden öğrendiniz? Deyince, o da neticede efendim bugün rüyamıza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geldi. Benim ümmetimden der demez, Nabi bir şok geçiriyor. Sarp ne dedi, Allah aşkına bir daha de. Ya dedik efendim, benim ümmetimden bir daha adeta Yavuz'un da buna benzer bir şey var, Yavuz Sultan Selim Ağa'nın. Ve birkaç kere ona söylettiriyor. Ümmetimden Nabi adında bir misafirim gelecek. Bunu onu karşılamak üzere okuyun. Resulullah bize ezberletti. Sakın terki edepten kuyu mahbubu hudadır bu. Nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. İşte bir edep. Onun için bu millet Efendimiz'e muhabbet, Kur'an'a hürmet göstermesi neticesinde bu derece asaletini korudu. Muvaffakiyetini elde etti. Adeta şeref tacı oldu. O zatı ve Kur'an'ı başına taç yapanlar insanlığın başına taç oldular. Allah onu herkes yıkılırken yıkmadı. Yıkmadı. O saygı sevgisinden dolayı. Zaten Kur'an-ı Kerim'de dikkat edilirse ki bu konuda sünnetin ehemmiyetini anlatmıştım daha önceleri de Atiyullah ve Atiyur Resul İn kuntum tuhibbun Allah fettibi'uni yuhbibkumullah. Eğer Allah, ey Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ta ki Allah da sizi sevsin. Yani Allah'ın bizi sevmesinin şartı Efendimiz'e uymak, ittibadan geçiyor. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de uyma mecburiyeti olaraktan şöyle genel olarak baktığımızda Maide suresinin 92, Nisa 80, Ali İmran 31, Haşr 7, Nisa 65, Ahzab 36, Nur 63. ayet-i kerimelerine bu noktada bakılabilir. Mesela o bütün imamların şeyi Resulullah'ın
uygulamasından, farklı uygulamalarından geçiyor demiştik. Mesela buna bir örnek verecek olursak, Ebu Hanife'ye göre imamın kıraatı, imama uyanın kıraatıdır. Bunda Ahmet bin Hanbel, Müslim Salat bölümünde zikrediliyor. Yani delil olarak o. Böylece Resul'ün hadisi ile Allah'ın kelamı arasında bu manada tam bir uygunluk ve bir uyumluk olduğunu görüyoruz. Bir uyumluk olduğunu görüyoruz. Allah'ın kelamı ile, yani hiç mümkün ayette zaten. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيَنِ يُوحَى. O Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi heva ve hevesinden, arzusundan, keyfinden konuşmaz. O kendisine vahyedilen bir vahyi söyler. Ne vahyedilmişse onu söyler. Onun için vahye mazhardır Efendimiz. Onun için bu manada hadislere de, sünnete de bu mana perspektiften bakmak lazım. Bundan sonraki sohbetimizde esbab-ı nüzul gibi hadislerin vurudu konusunu da inşallah ele almaya çalışacağım. Saygı ve sevgiler.